Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi. Türk Bayrağı ve Göktürk Bayrağı dalgalanmakta. Soldaki yazıt Bilge Kağan anıtı, sağdaki Kültigin, ortadaki Tonyukuk. Tonyukuk yazıtı normalde iki taştan müteşekkil, iki taştan oluşuyor. Bilge Kağan ve Kültigin yazıtı asılları Moğolistan'da. Bilge Kağan ve Kültigin yazıtının arası 1 kilometre mesafede. Tonyukuk yazıtı ise Bilge Kağan ve Kültigin'e göre arasında 360 kilometre bulunmaktadır. Bilge Kağan anıtı ve Kültigin anıtının doğu cephesi burası. Okumalar genelde Kültigin anıtından yapılabilmekte. Çünkü Bilge Kağan anıtıdaki yazılar biraz hasar görmüş durumda. Bilge Kağan ve Kültigin anıtı orijinalleri müzede, TİKA tarafından yapılan müzede koruma altındadır. Tonyukuk yazıtları ise henüz bildiğim kadarıyla müze içerisine alınmadı, dışarıda. Kaplumbağa kaidesi üzerinde ve üstte keçi damgası, ök damgası olarak bildiğimiz damga bulunmakta. Kültigin, Bilge Kağan'ın kardeşi. Bilge Kağan tarafından diktirilen taş anıtı Kültigin. Çünkü Kültigin, Bilge Kağan'dan önce vefat etmiş idi. Dolayısıyla 732 yılında Kültigin yazıtı dikiliyor. 2 yıl ertesinde Bilge Kağan yazıtı dikiliyor. Kültigin yazıtının üzerindeki damgalar yukarıdan aşağıya doğru yazılmakta, ancak başınızı biraz sola çevirmeniz gerekiyor. Yani yukarıdan aşağıya başınızı yan çevirmeniz icap ediyor. Dört tarafı yazı damgalarla bezenmiştir. Ve Kültigin yazıtında yer alan sözler Bilge Kağan'a aittir. Aynı şekilde Bilge Kağan'a ait olan yazılar da Bilge Kağan'ın sözleridir. Bilge Kağan ve Kültigin yazıtının batı yönleri. Her ikisinin de batı yönü Çince'dir. Ve döneminin Çin İmparatoruna ait sözlerden oluşuyor. Yazılar da Çin alfabesi ve Çin diliyle yazılmıştır. En üstte görmüş olduğunuz 3 ve 6. 3 karakter sağında, 3 karakter solunda Çince. Orada Müteveffa Kültigin anıtı yazmakta. Ve Çince yazılar da yukarıdan aşağıya doğru yazılıyor. Ancak sağdan sola doğru sıralandığını düşünelim. Yani Çince sağ sütun sağdan aşağıya doğru, ikinci sütun hemen sol tarafı sola doğru. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya, sağdan sola doğru sıralanmış vaziyettedir. Yine Bilge Kağan anıtının batı yönündeki Çince bölümü hasar gördüğü için okumalar, çözümlemeler genelde Kültigin yazıtından yapılabilmekte. Gördüğünüz gibi çoğu yer hasar görmüş durumda. Bunlar tabii replikası diyebileceğimiz kopyaları, ancak orijinallerine sadık kalarak işlenmiş durumda. Bu Tonyukuk anıtı. Tonyukuk anıtı dediğimiz gibi Bilge Kağan ve Kültigin arasında uzaklık mesafesi 360 km. İlk dikilen taştır. Dolayısıyla daha doğrusu Bilge Kağan ve Kültigin yazıtından önce dikildiği bilinmekte. Ve yine iki taştan oluşuyor. Dört tarafı damgalarla bezenmiş bir şekilde. Sol üst sütundan sağa doğru devam ediyor. Ne yazıyor? Üste şöyle başlıyor arkadaşlar. Sol, yukarıdan büyük punto ile yazılmış olan yeri düşünün. Orası şöyle yazıyor. Bilge Tonyukuk, ben özüm Tabgaç ilinde kılındım. Türk Bodonu diye devam ediyor. Tekrar okuyayım. Bilge Tonyukuk, ben özüm Tabgaç ilinde kılındım. Türk Bodonu diye devam ediyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Burası Eskişehir, Bilim Sanat Kültür Merkezi. Herkese esenlikler diliyorum arkadaşlar.